gideceğiz. Şimdi otostop deneyeceğiz bakalım. İkinci tecrübemiz olacak. Deniyoruz bakalım duracaklar mı? Evet, araba geliyor. Hadi bismillah. Bunlar yavaş gittiğine göre sen burada bir yerde duracak gibi. Yok. Dedim sana bak. Abi olduk otostop uzmanı abi. Tutmadı. Tutmadı abi. Otostop delileri. Şu an çok sağ olsun abi aldı bizi. Ali şunu da alabilir misin sen? Daha görüneni böyle dolanıyor yani burada. Hemen şu karşıki kısımlar seralar. Beyaz olanların hepsi sera. Türkiye'nin yüzde kaçı demiştik? Üçte abi? Birini burada karşılıyor. Sağolsun abi Kumluca'ya kadar getirdi bizi. Şimdi Kumluca terminaline geldik. Buradan otobüsle Kaş'a doğru geçeceğiz. Kumluca'nın girişinde durduk. Otostop deneyeceğiz bakalım. Duracaklar mı? Burası Kumluca'nın girişi. Adrasan'dan gelince direkt buraya geliyorsunuz Kumluca'nın giriş kısmı. Buradan ileri doğru Kaş. Otostop denedik ama yaklaşık bir saattir ne duran var ne gelen. O yüzden otobüse gideceğiz. Saatlik otobüs yolculuğunun ardından Kaş merkeze geldik. Kaş'ın yolları çok sallıyor, aşırı derecede kötü. Şimdi buradan araç alıp Kaputaş plajına, oradan da Patara'ya geçeceğiz. Burası da Kaş'ın merkezi. Hemen şu üst tarafta otogar. Şöyle de Kaş'ın merkeze doğru iniyorsunuz. 5 dakikalık bir yürüme mesafesi var. Burası Kaş merkez. Şöyle aşağı doğru devam ediyor. Üst kısımdan Kaputaş plajına doğru gidiliyor. Hemen Kaş merkezde böyle tarihi bir cami var. Böyle tarihi evler. Şu aşağısı Kaş limanı.
Kaş merkezde limanın hemen karşısındaki dağda böyle uyuyan insan silüeti. Yani şöyle hadi bakayım. Şöyle ayak kısmı. Burası da Kaş'ın alışveriş yeri. Şöyle sağlı sollu çay bahçeleri. Ne bileyim. Kaş'ta dondurmanın küllahını böyle ısıtarak yapıyorlar. Bu şekilde. Tahmini bir 30-40 saniye içinde küllah hazır hale geliyor. Ben portakallı bir sade aldım. Şimdi Kaş'ın ara sokaklarına doğru ilerliyoruz. Sokaklarda sağlı sollu restoranlar mevcut. Bu sokak zaten genelde Kaş'a gelenler için gezi noktası. Kaş Kaymakamlığı, şöyle ilçe emniyet müdürlüğü. Şu hemen arka taraf yat limanı. Bu sokakta da restoranların olduğu sokak. Burada akşamları çok canlı oluyor. Genelde canlı müziklerin olduğu yerler. Oo, bak şurası güzel. Bu lahit 3 bölmeden oluşuyormuş. Bir anlamı da yükselmiş lahit anlamına geliyor. Kral mezarı aynı zamanda. Caddede de genelde aksesuarcıların olduğu yerler. Gümüş, şapka türü, kıyafet türü ürünlerin olduğu yer. Kaş'ın merkezi. Belediye binasının olduğu yer. Şu alttan sokak geçiyor. Üstten otellerin olduğu kısma gidiyor. Kumluca otogardan Kaş merkezi 50 TL'ye geliyor. Otobüsler bildiğiniz olsun. Çocukluk arkadaşım Adem'le buluştuk Kaş'ta. Şimdi Patara'ya devam edeceğiz buradan. Alkol fazla kaçınca işte böyle insanlar çıldırıyor. Kaş'ın akşam saatlerindeki durumu bu. Cıvıl cıvıl yer, ortam. Şurası yat limanının olduğu yer. Böyle sağlı sollu zaten eğlence yerleri, canlı müzik yerleri var. Ortam fena. Burada müzisyen arkadaşlar canlı müzik yapıyor. Arkadaşım
Herkesin bayramı kutlu olsun.